Finans Forumu severler, herkese merhaba. Ben Optimo.tr ve yine bir figür incelemesinde birlikteyiz. Elimizde Transformers 3, Ayın Karanlık Yüzü, Deluxe sınıfı Topspin var ve Topspin Chevy Impala marka NASCAR yarış arabası modunda karşımızda. Oldukça güzel gözüken bu figür, Transformers 3'te de stratejik anlamda büyük öneme sahip bir karakterin küçültülmüş hali diyebiliriz. Genel hatlarıyla başarılı bir çalışma olduğunu üreticiler açısından söyleyebilirim. Özellikle araç formu gerçekten çok hoş ve çok tatlı gözüküyor. Genelde de bu formda sakladığım figürlerinden, yani araba olarak sakladığım figürlerinden bir tanesi. Biraz sonra bakacağız. Robot formunun da fena olmadığını söyleyebilirim ama dediğim gibi bu formu benim daha çok hoşuma gidiyor. Özellikle filmdeki görüntüye uygun şekilde aracın her tarafında silahların olması bu figürü diğer Deluxe sınıfı figürlerden ayırıyor. Üste iki tane, yanlarda birer tane ve önde de bir tane ağır silah olmak üzere toplamda 5 adet ekstra silahı var. Topspin'in filmde yoğun ateş gücüyle tanıdığımız bir otobot ve şimdi bu saldırgan otobotun araç formuna yakından bakalım. Biraz önce söylediğim gibi oldukça başarılı bir araç formu var karşımızda. İnce detaylar dikkat çekici. Tipik bir NASCAR yarış arabası görüntüsünde olan Topspin'in hemen hemen her tarafında çeşitli reklamları görmek mümkün. Arka panel üzerinde ve ön tarafta daha ziyade konulan reklam çıkartmalarının yanında kapı üzerlerinde de yarış numarası 48 olarak belirtilmiş. Lastiklerinde lastik markasının ismi atlanınca ben de şöyle temsili olarak bir renklendirme yaptım lastikler üzerinde. Bu şekilde de oldukça güzel gözüküyor. Özellikle de biraz uzaktan baktığınızda çok hoş duruyor. Ön tarafında ise Chevy Impala'nın klasik görüntüsü. Hatta filmdeki bu sivri koruyucu çıkıntılar da unutulmamış. Yine aynı şekilde koruyucu panel ön tarafta yerini almış. Aracın diğer tarafında da yine benzer bir görüntü. Bu taraftaki silahın yerine biraz daha böyle ağır makineli bir silah görüntüsü olabilmesi için şöyle bir silahla ben değiştirdim. Arka tarafında çok fazla bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Arka spoiler üzerinde şık bir otobot logosunu görüyoruz. Ön tarafta da yukarıdan baktığımızda klasik bir MagTech silahı dikkatimizi çekiyor ve yaylı sistemiyle de bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir Deluxe sınıfı figür olarak genel hatlarıyla başarılı bir figür olduğunu tekrar etmek gerek ve şimdi Topspin'in robot formuna dönüşümüne hep birlikte bakalım arkadaşlar. Robot formuna dönüşümü silahları çıkararak yapabileceğiniz gibi üstündeyken de bu dönüşümü sağlayabilirsiniz. Ancak ben dönüşümün daha kolay olması açısından silahları bir kenara koydum. Tepedeki silahlar kalabilir. Onlarda problem yok. Ve dönüşüme ön taraftan başlıyoruz. Genel olarak basit bir dönüşümün olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle kaputun etrafındaki çeltikleri kurtararak kaputu boşa düşürüyoruz. Sonrasında da ön tarafından parmağımızın yardımıyla kaputu biraz yukarı kaldırıp rayı kullanarak arkaya doğru çekiyoruz ve ön paneli geriye doğru katlıyoruz arkadaşlar. Hemen arkasından yan tarafları çeltiklerinden kurtararak aşağıya alıyoruz. Yine aynı şekilde diğer tarafı da aşağıya çeviriyoruz. Sonra da bu bölümleri aşağıya iterek şu kısmı ileriye doğru uzatıyoruz. Yine aynı şekilde bu tarafı da ileriye doğru uzatıp bacakları biraz aşağıya doğru kırarak kendi eksen etrafında çeviriyoruz arkadaşlar. Ve sonra tekrar bacakları konumlayabilirsiniz. Kolları düzeltelim. Ve ayakların oluşumunda da yine basit ama şık bir dönüşümü var ayakların. Bu kısmı yukarıya doğru çekip arka bölümü katlıyoruz. Ve ayakların oluşumu çeltikleri de yerine sıkıştırdığımızda dönüşüm tamamlanmış oluyor. Bacaklar ve ayakların dönüşümü tamamladıktan sonra kolları ve gövdeyi ortaya çıkartacağız. Bunun için kolları böyle çarpaz bir şekilde öne doğru getirip arka paneli ayırıyoruz. Ve her birini bu şekilde dışarıya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Aracın arka tarafını çevirip yine bu bölüm raylı arkaya doğru getirip yerleştiriyoruz. Şöyle arka tarafları biraz düzeltelim. Gördüğünüz gibi robot formda omuzun üzerinde yer alan egzoz çıkışlarından bir tanesi
Benim figürüm de kayıp. Tabi 8 yıllık bir figür artık. Evet, kolların oluşumuna devam edelim. Kolları bu şekilde ön tarafa çevirip diğer kolu da ön tarafa çevirip konumlandırıyoruz. Şöyle her bir kolu öne doğru çevirip daha düzgün bir görünüm elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak baş kısmını geri doğru ittiğimizde dönüşüm genel hatlarıyla tamamlanmış oluyor. Arka taraftaki bu panellerin de üst kısımlarını aşağıya doğru indiriyoruz. Bu tarafı da aşağıya doğru indiriyoruz. Bu bölümleri ister açık ister şöyle bir pozisyonda tutabilirsiniz. Bu sizin kendi zevkinizle alakalı. Transformers 3 Ayın Karanlık Yüzü Deluxe sınıfı Tapsip'in robot formuna dönüşümü tamamlanmış oluyor. Figürün robot formunun da başarılı sayılabileceğini söylemek lazım arkadaşlar. Özellikle yan taraftan ve arka taraftan rahatsız edici herhangi bir görüntü, herhangi bir fazlalık bulunmuyor. Şöyle biraz daha eğebiliriz. Biraz daha sağlam oturması açısından böyle daha şık oldu sanki. Gördüğünüz gibi robot formunda silahları da değerlendirme imkanınız var arkadaşlar. Kollarına silahlarını takarak bir saldırı pozisyonu verebilirsiniz. Aynı şekilde Mektek silahı arka tarafındaki yine kaputun üstüne denk gelen boşluğa da yerleştirerek sırtında da saklayabiliyorsunuz. Eğer dilerseniz uzuvlarının oldukça hareketli bir figür olduğunu söyleyebilirim. Detaylara bakacak olursak gözleri ve yüzü şu saçları mavi renkli olarak lacivert renkli olarak değerlendirebilirmiş. Ancak vücudundaki mavi ve fosforlu sarı ya da fosforlu yeşil diyebileceğim renklerle yapılan detaylandırmalar güzel gözüküyor. Yine arka bölümdeki o kanatvari yapılar da robot formunda ön plana çıkan figürümüzün bölümleri. Yine kolları arkadaşlar dediğim gibi oldukça hareketli, dirseklerden kırılabiliyor. Elleri olarak kullandığı kıskaçlarını açıp kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde yine bacakları da içeri dışarı ileri geri hareketler yapabiliyor. Dizden de yine bacağı kırıp çeşitli pozlar ve duruşlar figürünüze verebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şöyle bir duruş. Oldukça güzel gözüküyor. Transformers 3 Ayın Karanlık Yüzü Deluxe sınıfı Tapsip'in yine benim sevdiğim figürlerden bir tanesi. Ama yine de bu figürün araç formu benim için bir başka güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz daha fazla figür çekimi izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki figür çekiminde buluşuncaya dek kendinize dikkat edin.